Dünyayı kafasının üzerinde taşıyan Atlas. Bağlayabilecek miyiz bilmiyoruz ama en azından iyi niyetle yola çıktık. En azından gayretimiz var. Ceza olarak bütün işte dünyayı sırtında taşıma. Yani buna sabır yeter mi? Kafayı taşıyan ilk omura da Atlas deniyor. Birileri de bize Atlas oluyor aslında. O yüzden bu kafayı taşımak bazen insana ceza gibi geliyor. Fakat bir senin kafan neredeydi? Biz de kafayı yaşıyoruz. O zamanlar. Hangi kafalardaydın? Abi işte ben de bilmiyorum o kafayı. Yani anladın mı? Kendi kafama bilmiyormuşum. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Vallahi ne güzel tekrar seni görmek. Evet ya, gerçekten öyle. Ne büyük şans. Benim için de öyle. Donattık yine masayı. Evet abi, masa kalabalık. Ortam şenlikle. Ortam biraz karışık biraz. Evet. Ne var sende bugün? Abi ben bugün sana Star Wars'taki araçların teknik rehberini getirdim. Değişik. Evet. Peki başka tanıdık simalar var önümüzde. Tanıdık simalar var. Biraz nostalji rüzgarı estiriyorum. He-Man çizgi filminden çocukluğumuzun karakteri Orko. Ama çok güzeldir değil mi yani? Hani izlemiş olanlar bilir yani. O Orko ile ayrı bir bağ kurulmuştur yani. Orko candır. Orko bir tanedir. Onu severiz. Bir de Storm Hanım'ı getirdim. Malum. X-Men çizgi romanından, o evrenden havayı kontrol eder. Yalnız bunu ilk gördüğümde de bayılmıştım. Yani bu nasıl bir tasarım böyle değil mi? Yani tasarım harikası. Gerçekten tasarım harikası. Peki bende de madem göklerden gittin, bende de Thor karakterimiz var. O da değil mi göklerin? O da yani şimşeklerin benzer, tanrısı diye. Tabii şimşeklerin tanrısı, benzer falan evet, diyebiliriz. Thor karakterimiz var, böyle kafasına basınca değişik haller oluyor. Zaten sen aldın biliyorsun. Onun bana hediyesi çünkü. Üçü bir arada bu arada. Bir de okuldan yadigar bir kocaman anatomi atlası getirdim. İçinde vücutta ne nerede hepsini gösteriyor. Bir ara bunun içindeki her şeyi ezbere biliyordum. Öyle düşün. Ama şu an çok az şey biliyorum. Hadi hikayemize geçelim. Evet abi, nereye bağlanıyor bütün bunlar? Şimdi daha bağlayabilecek miyiz bilmiyoruz ama en azından iyi niyetle yola çıktık. En azından gayretimiz var. Hikayemiz Atlas'ın hikayesi. Atlas, Titanların en güçlü, en kuvvetli komutanı. Başkomutan. Ve o yüzden de Titanların başı Kronos, Atlas'a çok güveniyor. Bir gün tanrılarla Titanlar bir savaşa tutuşuyor. Çünkü işte tanrıların aslında Kronos babası. Tanrılar da onu daha ayrıntılı başka bir bölümde anlatırız. Bir de savaş olmazsa hikaye olmuyor zaten. İlla bir savaş mücadele olacak ki arkasından bir hikayeler çıksın değil mi? Hem öyle hem de bir yerde bir zorluk mücadele olmadan kahraman çıkmıyor. O yüzden de aslında anlatılmaya değer oluyor hikayeler. Burada da bu hikayede de bir savaşa tutuşuyorlar. En sonunda tanrılar kazanıyor. Yani Zeus'un, Kronos'un çocukları Zeus'un tarafı kazanıyor. Atlas'a da bir ceza veriliyor. Diyorlar ki sen Atlas olarak, hani benim bildiğim versiyonda, ömrün boyunca dünyayı omuzlarının etrafında, yani omuzlarının üstünde tutacaksın ki hani bu figürü de hani çok aslında tanıdık bir figürdür. Böyle üstünde dünya tutan bir adam. İşte o Atlas'ın kendisi. Büyük bir yük. Değil mi? Yani bütün dünyayı omzunda taşımak büyük bir yük. Ya nasıl baktığına bağlı. Sen normalde pozitiften gidersin. Ben negatiften giderim. Burada ne, rolleri mi değiştik? Takdirden gidiyorum. Ben Atlas'ı çok takdir ediyorum. Yani Atlas'ın yaptığı kolay değil. Çünkü bazı hikayelerde hatta sadece dünyayı değil, bütün evreni, bütün gökyüzünü, galaksiyi, işte neyse o bütün tamam. Şey onu sırtına taşıdığı sayılır. Şimdi anlaştık. Hani ben de kendi çapımda takdiri hayatımda kullanmaya çalışırım. Bunun yanında benim de Atlas'ta böyle hafif hafif benim içimi gıcıklayan tarafları var. Onları konuşuruz. Merak ediyorum abi onları zaten. Peki, dünyayı kafasının üzerinde taşıyan Atlas. Evet. Bunlarla nasıl bağlanacak bakalım? Abi önce Atlas ve taşıma deyince benim aklıma burada yok ama onu da küçük bir söylemek isterim. Atlas'ın diyorum ya takdir ediyorum diye işi zor. Orada belki onun işini kolaylaştıracak bir bakış açısı. Çünkü ben hep biliyorsun bu yaratılış hikayenin aslında bizim kendi içimizdeki yaratılışla da alakalı olduğunu düşünürüm. İçimizde de mutlaka var Atlaslar. Onun işi nasıl kolaylaşır dediğimde benim biliyorsun sevdiğim bir örnek var. Tahammül etme ile ilgili. Güzel, o kadar çok örnek var ki şimdi hangisi? Durdum hangi şey, bir tanesi? Yanlış bir şey de söylemeyeyim diye. Tanesi? O değil, o değil diye. Yani onu küçük bahsetmeden burada yeri gelmişken geçmek istemedim. Atlas malum
bütün dünyayı sırtına taşıyor. İşte tahammül kelimesi de hammaldan geliyor aslında, yük taşımak. Hı hı. Yani bütün dünyayı sırtında taşıyor. Biz de bazen işte hayatımızdaki o zorlukları, bazen insanları, karşı taraftan gelen tepkileri ve hatta bazen insanlar beni tahammül ediyorlar. Yani söz konusu Atlas'ta tahammülü vurgulamadan olmaz diye düşündüm. Biraz belki orada tahammül yerine, tolerans yerine belki hoşgörü gelebilir diye konuya giriş yapmak istiyorum. Güzel. Yani hoşgörü, tahammül tabii aslında dediğin gibi temellerine baktığın zaman ayrışmaya başlıyorlar. Bir de o zaman ben de bir şey ekleyeyim. O sende nereye denk gelecek? Atlas'ın sabrı diye bir tabir vardır. Yani çünkü o sabırla taşıyor. Sabrı nereye yerleştirirsin tahammül ve hoşgörüyle baktığın zaman? Abi tahammül ve işte tolerans dediğim şeyde biraz belki sabır olabilir. Ve düşünsene, yani hikayeden yola çıkacak olursak ceza olarak bütün işte dünyayı sırtında taşıma. Yani buna sabır yeter mi? Ama halbuki orada küçük bir bakış açısı değişikliğiyle, yani bu konuyu bir hoş görse, yani bu aslında ceza gibi gözüken şey aslında çok büyük bir sorumluluk ve ona verilen bir görev. Değil mi? Dünya üzerinde kaç kişi dünyayı sırtında taşıyabilir? Zaten bu bakış açısıyla baksa belki sabretmek zorunda da kalmayacak. Yani sabır orada belki de form değiştirip biraz daha belki severek yapacağım bir şey değişebilir diye düşünüyorum. Ki işte Atlas bu yüzden de biraz bu arkadaşlar buraya geldi. Bütün bilgileri aslında üzerinde taşıyor, değil mi? Yani büyük bir sorumluluk var. Güzel. Güzel dedin. Ben de buradan örnek vereyim. Hem dedin ki İçimizde de bir yerlerde Atlas vardır dedin. Hem de bütün bilgiyi taşıyor dedin. Gerçekten de öyle. Çünkü baktığınız zaman sayfayı bulayım da ona göre şey yapacağım, bilgilerim. Yanlış bir, yanlış bir yerden şey olmasın. Anatomide de, yani vücudun yapısında da kafayı taşıyan ilk umura nerede? Yanlış bir şey gösterdim. Atlas deniyor. İlk umur deyip topuğu gösteriyor. Evet. O kadar unutmuştum tıbbı. İlk umura Atlas deniyor. Yani hem büyük, çok nevaleli işler bunlar. Yani bütün bilgiyi yüklenen omurda Atlas. Biz de kafamızı ömrümüz boyunca vücudumuzun üstünde taşıyoruz. Bazen tahammül edemiyoruz buna. Bazen sabredemiyoruz. Bazen de hoşgörüyü gösteremiyoruz. Benim de gözlemlediğim zaman zaman insan buranın içindekileri tam bilmediğinde veya bildiği halinden memnun olmadığında, o zaman işte bu kafayı taşımak bazen insana ceza gibi geliyor. Ne dersin bununla ilgili? Ne dedin? Katıldın mı? Ne oldu? Hayır mı? Öyle mi? Yani kafamda yeni bağlantılar oluştu. Bir kere şey çok güzel. Yani işte kafayı taşıyan Atlas. Kafayı dediğimiz şey şunu da aklıma getirdi. Hığının altında o da var. Mesnevi'de geçen bir bölüm bu. Mevlana diyor ki başı baş yapan içindeki akıldır aslında. Ve aklı kullanamazsan, aklı doğru değerlendiremezsen bu başın kuyruktan farkı nedir diyor. Yani o bakış açısıyla baktığım zaman aslında Atlas'ın görevi gerçekten çok büyük. Çünkü orada tepede büyük bir şey taşıyor. Ve ona da iyi bakmak, belki Atlas'a o görevinde yardımcı olmak, ona destek olmak da aslında bizim bir yandan görevimiz. Çünkü dediğin gibi hem içimizde fiziksel olarak zaten adı Atlas olan bir kemik de var. Değil mi? Kemik diyoruz ona. Evet evet, bir omur, kemik bir diyebiliriz. Omur. Ama bir yandan da hayata karşı bazen biz Atlas oluyoruz ve hayata karşı bazen birileri de bize Atlas oluyor aslında. O yüzden bence burayı iyi tutmak, iyi bakmak için doğru kullanmak çok önemli. Ben de buna katılıyorum. Bu birileri de bize Atlas oluyor örneğini de bir hikayeyi biraz daha genişleterek yine sormak isterim. Çünkü orada da yine fikirlerimiz biraz farklı olabilir. Şimdi Atlas cezayı sürdürürken bir şekilde yolu Herkül'le karşılaşıyor. Ki onu da yine başka bölümlerde mutlaka paylaşıyor oluruz. Herkül'ün bir bahçeden bir meyve almasına ihtiyaç var. Ama sadece belli kişiler o bahçeye girebiliyor. Atlas da bunlardan bir tanesi. Atlas diyor ki ya Herkül'cüm şu diyor şu dünyayı bir tutabilir misin? Bir tutabilirsen diyor Herkül. Bir el atsan şuna. Aynen, güçlü kuvvetli. Bir de Herkül yani, değil mi? Dünyanın en kuvvetli insanı. Tabii yani. Tabii aynen. Ve işte o tutuyor şey gidiyor işte Atlas getiriyor meyveyi. Veriyor ama Atlas da yükten kurtulduğu için ya diyor bu diyor dünyayı diyor Herkül'e bir kandırıkçı yapabilir miyiz acaba diyor. Ya diyor sen bu elmayı ne yapacaksın diyor. İşte ben diyor şuna teslim etmem lazım. Aa diyor hiç zahmet etme diyor Atlas. Ben senin yerine götürürüm çünkü gidecek kaçacak. Herkül bunu anlıyor. Bir şekilde o da onu kandırıyor. Tekrar teslim ediyor. Şimdi ne oluyor? Bazen kendi kafamızı kullanmak yerine
başkalarının kafasını kullanmaya çalışıyoruz ve veya kendi kafamızı başkalarına teslim etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey mümkün mü sence? Bizim başkasının kafasını kullanmamız. Burada bence hemen bunu şuna bağlayabiliriz. Aramızdaki arkadaşlardan bir tanesine. Buradaki görmüş olduğun. O da çok iyi oyuncak ya. Yani beni var ya böyle nostaljiden nostaljiye götürdüm bu programı. Evet, ben yani. De çok severim. Abi burada farkındaysan yani dedin ya işte bazen de başkasının kafasını kullanmak falan. Yani çok ilginç. Karakter aslında beyin. Yani bu Ninja Kaplumbağa çizgi filmini izleyenler bilir. Bütün problemi yaratan, bütün işte sorunu yaratan ama bir yandan da aslında hikaye yapan karakterimiz beyin, Crank. Kendi yaptığı robot da ilginç bir şekilde kendisini tepeye koymuyor mesela. Mide yani karın boşluğundaki hani biliyorsun şey denir ya açken ben değilim. Hı hı. İşte açlığın yaptırdıkları ya da böyle bir nefs terbiyesi yapılacağı zaman önce bir açlıktan bir gider. Dolayısıyla aslında böyle karın bölgesi, mide hani bunu şey gibi sembolize edersek böyle nefsine uymak, o aklı biraz daha böyle kötü kullanmak o zaman işte böyle oluyoruz. Yani bana o aklıma geldi. Yani bu anlattığın şey tamamen bence bu. Yani aklın, beynin, kafanın belki yukarıda olması sembolik olarak öyle bir şey oluyor. Yukarıda taşınması gereken bir şey. Sen onu aşağıya koyduğun zaman oralarda böyle bir mide gibi kullanmaya başladığın zaman işte Ninja Kaplumbağalar'da çizgi filmde sürekli sorun çıkartan ve genellikle de kaplumbağalar tarafından yenilen karaktere dönüşüyorsun diyorum. O zaman şunu duyuyorum senden. Kullanılmayan kafayı taşımak ceza olur. Galiba. Galiba. Çünkü değil mi? Boşa o zaman burada bir şey var. Biz niye bunu taşıyoruz ki diye sorası geliyor insanın. Evet ya da illa kullanmamak değil. Yanlış kullandığın zamanda da öyle olmuyor mu işte? Yani yanlış kullanıyorsan onu gerçekten böyle aklet yani. Doğru düzgün hareket et. Ama sen onu mide gibi kullanırsan o zaman işte onun da bence cezası oluyor. Ki orada hani ceza Arapça karşılık. Hı-hı. Demek aslında o anlamıyla da kullanıyorum. Yani yaptığın şeyin bir etkisi mutlaka oluyor. Mutlaka karşılığı oluyor. O zaman belki de işte bir o kafayı da kullanma kılavuzuna ihtiyacımız var. Evet. Burada da işte şu torun baktığında kafasını korumuş değil mi? Kafasına hem kafasını kask korumuş yani. Hem farklı yüz ifadeleri var. Çok güzel. Yani hepsi bizim içimizde var. Ama ne dedin? Ceza, karşılık. Sen hangi halini kullanacaksan onun bir karşılığı olacak. O zaman o karşılığa göre de ya ceza alacaksın veya karşılık zaten ödemek oluyor. Geri aldım. Mutlaka bir karşılığı olacak. Peki, çok güzel. Mesela ben belli yaşlarda birileri olmaya çalıştım. Yani haliyle şu bedeni, şu kafayı başkalarına uyumlandırmaya çalıştım. Ve başarılı olduğumu sanıyordum. Paylaştım ya Orko'yu herkes sever diye. Ben de beni de herkes sevsin istedim. Ve o sevgiyi de satın almak istedim. Yani onların kafalarına girerek ciddi kişinin yanında ciddi oldum. Ciddi kafaların yanında. Komik kafaların yanında komik oldum. Efendim işte ne diyeyim? Heyecanlı kafaların yanında heyecanlı oldum. Senin kafan neredeydi bu sürede? Biz de kafayı yaşıyoruz o zamanlar. Hangi kafalardaydın? Abi işte ben de bilmiyorum o kafayı. Yani anladın mı? Kendi kafamı bilmiyormuşum. Fakat sonra içimde müthiş bir boşluk oluştu. Ve müthiş bir fırtına koptu aslında. Hadi sana da buradan pas atmış olayım. Storm'un havasından. Bunun önüne geçmek için ne söylersin? Peki Storm'dan gidelim madem sondan başlayalım. Ya benim Storm buraya getirme aslında sebebim. Atlas üzerine konuşacağız deyince diyorum ya yani Atlas'ın aslında görevi büyük. Yani ceza da diyebilirsin. Bir böyle şeref de diyebilirsin. Vay be demek ki bende o kadar güç var ki bana verdiler bunu da diyebilirsin. Ama günün sonunda bir orada sorumluluk var ve bu büyük bir sorumluluk. Bunu yaparken de Storm, işte Türkçesi fırtına, havayı kontrol ediyor. Hava da Arapça aslında heva ile aynı kökten geliyor. Hani bizim heva, heves dediğimiz o içimizdeki istekler, arzular. Yani bu şekilde baktığımız zaman aslında Storm, hocam diyeceğim kendisine çünkü X-Men çizgi filminde ve X-Men çizgi romanlarının birçoğunda da o X-Men denen grubun baş İlk, öğretmenlerinden evet. biridir. Yani o da bence çok boşuna değil çünkü havayı kontrol eden, düşünsene mesela senin öfkelendiğin bir an geliyor, yıldırım çaktırmıyorsun. Sular seller gibi ağlayacaksın, ağlamıyorsun. Belki biraz şımarıp böyle güneşleri açacaksın, gökkuşakları çıkartacak, çıkartmıyorsun. Ya da tam tersi işte gönlü yanan birine yağmur yağdırıyorsun, onu rahatlatıyorsun yani. İçindeki isteği, arzuyu kontrol edebildiğin zaman
Storm olup X-Men'lerin hocası oluyorsun. Dolayısıyla bu sorduğun soruya hani Storm'dan öyle bir cevap verebilirim. Belki de işte bu tip durumlarda yani başka kafalarla karşılaştığımızda kendi içimizde de başka kafalarla karşılaşabiliriz. Orada iyi ve aklı salim karar verebilmek için bence önce bir içimizdeki o havayı kontrol etmeyi öğrenmek lazım. En azından buna gayret etmek lazım diyor. Güzel. Şunu duydum yani. Bir kere başkası olma diye yani başkası olma arzunu bir kontrol et. İlk önce bir kendin bir ol. Evet, çünkü orada bir arzu, bir istek var aslında yani. Onun dışında kendi havana bak. Yeteri kadar havalısın zaten yani. Herkesin havası var sonuçta. Yani teşekkür ederiz. Senin güzelliğin o. Bu içindeki arzulara bak. Kendi havana bak. Ve harekete geçmeden önce bir sabrını da gözden geçir. Tahammülünü de gözden geçir. Bunun da olabileceğini bil. Kendine hoşgörüyle davran. Ve ondan sonra da şu burada hayatın boyunca taşıdığın kafayı kullan gibi bir yere geliyor. Evet, evet abi, tam Orko'yu getirirken de şeyi düşündüm. Yani Atlas'ın yaptığı şeyde aslında çok büyük bir istikrar var. Acayip büyük bir istikrar var. Yani durdurak bilmeden bütün dünyayı ya da bütün evreni taşıyor. Bir de hiç hareket etmeden. İşte. Hareket ederse çünkü. Hareket ederse sıkıntı yani. Şu an büyük sıkıntı yani. Bir saatte yani. Hapşırsa falan biz yıkıldık evet yani şu anda. O yüzden istikrar mucizedir diye bir söz var. Onu aklıma getirdi. Orko da bence çok istikrarlı. Yani istikrar demek her şeyi en mükemmel derecede, en böyle sorunsuz, sıkıntısız yapıyorsun demek değil. Orko hatırlarsın, büyü yapmaya çalışır, yanlış büyü yapar, işte kapıyı kapatacağım der, kapı portakala dönüşür falan. Yani böyle bir olayları vardır ama iyi niyetlidir ve samimidir. Ve hatta He-Man'in gizli karakterini bilen sayılı varlıklardan biridir. O yüzden de her bölüm başında ismi geçer. Gölgelerin gücü adına! Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Onun işte o istikrarı, yani dediğim gibi mükemmel yapmıyor belki yaptığı şeyi ama mükemmel yapmak adına gerçekten büyük bir gayreti var. Demin dediğin şeylerdi yani, o havayı kontrol etmek. Etki geldiği zaman aslında bizim değiştirebileceğimiz şey tepkimiz ya, bunu sen çok söylersin. Biraz daha böyle sakin olmak, havayı kontrol etmek, Orko gibi istikrarlı olmak, bütün bunların hepsi de bende bir filmi, hatta kitabı olan bir filmi hatırlatıyor. Tam anlamıyla bence bunu yapmanın sanatından bahsediyor. Filmimizin adı Peaceful Warrior. Dingin Savaşçı. Dingin Savaşçı. Ben olsam bunu tercüme eden ismini, ben Dingin yerine Huzurlu derdim. Huzurlu Savaşçı demeyi düşündüm. Hatta bunu şey yaparken filmi, kitabı yazan Dan Millman'ın bir videosunu izledim. O da aslında şeyden bahsediyor. Peaceful Heart, Warrior Spirit. Yani huzurlu bir kalp ama savaşçı bir ruh. Dolayısıyla Atlas'ın yaptığı da aslında, değil mi? Hiç hareket etmeden olabildiğince dingin ve bir huzur var orada. Ama bir yandan da çok büyük bir böyle savaş var. Filmi de o yüzden arada izlemek lazım bence. Ben arada böyle tekrar benim şey yapıyorum. Her sene turum var. Sen benden daha iyi bilirsin abi. Estağfurullah. Biraz belki bize özetlemek istersin bu filmde neler anlatıyor. Çok da böyle spoiler olmasın ama hani tabii, nedir Peaceful Warrior kavramı? Yani bu Atlas'la bağlantısı ne? Filmin bence güzel kısmı başrolünün bunu deneyimlemiş olması ve halen de yaşıyor olması. Ve Amerika'da eğitim vermeye devam ediyor olması. Bir şekilde aslında bedenine çok hakim bir jimnastikçi, ancak kafasına hakim değil, içindekilere hakim değil. O yüzden de duygu yönetimini çok sağlıklı yapamıyor. Ve bir yolculuğa giriyor. Yolculuğa girerken de rehberiyle karşılaşıyor diyelim. Rehberiyle tanışıyor. Ve o rehberle yaşadığı o süreci anlatıyor bu film. Yani spoilersız çok böyle kelimelerim var ya, böyle dikkatli seçtim. Ve o süreçte aslında kendini daha iyi tanıyor diyelim. Bir sporcu olduğu için de mental dayanıklılık, duygusal çeviklik kavramlarının çok içinde olduğu, farkındalığın çok içinde olduğu bir film. Benim de her sene, yani neredeyse her senede bir, hani bir tur, nasıl check-up yapıyoruz bir turda. Bir tur, bir Peaceful Warrior yapmak lazım değil tabii, mi? Tabii tabii. Kesinlikle. Spoiler olabilir. O yüzden şu anda bunu duymak istemeyenler hemen videoyu 1-2 saniye ileri alsınlar. Belki de ona göre bir uyarı koyabiliriz. Çünkü yani filmin bence en kritik sahnelerinden bir tanesinde bahsettiğin rehber öğrencisine şeyi soruyor. Neredesin diyor. Buradayım diyor. Şu an saat kaç diyor. Şimdi diyor. Sen kimsin diyor. Bu anım diyor. Yani bence bütün bu aslında bakış açısını özetleyen bir şey. Yani Atlas'a da bağlayacak olursak, buradaki karakterlerin üzerinden de geçecek olursak,
Günün sonunda bu akla ve kafaya iyi bakmak lazım. O yüzden de işte ne diyoruz? Yani tahammül yerine belki hoşgörü. Buna iyi bakmak için istikrar. Biraz içerideki havayı kontrol. Dediğin gibi yüz ifadene biraz bakma. Tabii. Ve işte Peaceful Warrior'daki şey. Bununla ilgili bir de küçük akıl oyunları diye bir şey vardır. Hani aklımla mı oynuyorsun ya? Ya birileri benim aklımla oynuyor falan dersin. Bazen akıl bize de oyun oynar ya. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Atlas sence biraz böyle şakacı mı yani? Oyun oynar mı sence? Ya işte Herkül'e kandırıkçı işte. Yapmaya çalışmış yani. Ama başaramamış. Biraz daha çalışması lazım. O kadar düşünmüş. Yine de olmuyor. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü bizim aklımızın da bir kullanım kılavuzu var. Nasıl bak buraya getirdin teknik detayları Star Wars'un. Yani aklın kullanım kılavuzu ve bu kullanım kılavuzunu sadece biz bilebiliriz. Neden? Çünkü kendi aklımız. Hatta bir söz vardır. En sevdiğim sözlerden biri. Akıllar pazara çıkmış. Herkes yine kendi aklını almış. Çünkü onu kullanmasını biliyor. O yüzden de bu kafayı taşırken de veya dünyanın derdini de taşırken de bunu çözümleyebilecek tek yer biziz ve bunu çözümleyecek tek merci de aklımız. O yüzden o kullanım kılavuzuna biraz bakalım. Aklımız neye nasıl tepki veriyor? Nerede ne düşünüyor? Nerede ne hissediyor? Birazcık gözlemleyebilirsek o zaman işler daha kolaylaşacak. Bunun yanında tabii ki yani aklı korumak lazım. Bak kapüşonlu giydim. En sevdiğim. Bayılırım. Soğuk günlerde. Neden bunu yapıyorum? Başım üşümesin diye. Başımı böyle koruyorsam içindekini de korumaya ihtiyacım zaten var. Zaten içindeki olmazsa değil mi? Kuyruktan farkı ne demişler. Hiçbir şeyin anlamı yok. Abi bir de şey, oyun demişken buradaki mantarı da küçük şey yapmadan geçmek istemiyorum. Super Mario'da malum oynamışsındır. Mantarlar tamam, gelir. Buradaki her şeye hakimim. Hakimsin. Aynı çocukluğu yaşadığımız için. Harika. Abi bunlar işte sen oyun esnasında böyle gelirler Super Mario'nun karşısına. Ben o oyun alanını biraz aklımıza benzetiyorum. Arada da aklımıza böyle mantarlar geliyor. Ya benim geliyor. Yani mantar ne mesela aklıma bu. Zaten anlatabiliyor muyum? Atlas zaten koca kafayı taşıyor. Arada böyle şeyler. İşte vesvese. Yarın ne yapacağım? Şöyle mi oldu? Hata mı yaptım? Yani kalbini mi kırdım? Şunu mu yaptım? Bir sürü düşünce. Bunlar böyle küçük mantarlar gibi geliyor. Ama bir yandan da aslında bu mantarların hani Atlas'ın cezası mı? Acaba ödülü mü dedik ya. Bu mantarları Super Mario ezince neye dönüşüyor? Altına dönüşüyor bunlar. Aslında her bir mantar birer de bir altın. Yani kafamızdaki böyle sorunlar, zihnimizi meşgul eden şeyler de aslında bölüm geçmeye yarayan, bize böyle altın biriktiren kıymetli kazançlar yani olabilir diyorum. Yani onları geçebilirsek hediyemizi alacağız. Bence. Geçemezsek de bölümün başına dönüyorsun. De tekrar etme şansın var sonuçta. Kötü bir şey değil o da yani. Yani her zaman olmasa da bazı durumlarda katılabilirim. Güzel. Hakikaten şu sabrın, hoşgörünün, kafayı kullanmanın hediyesini almak lazım. Verildiyse bu kudret bize. Kesinlikle. O zaman kullandıkça bunun hediyesini alacağız diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz ve gene işte benim hep o aklıma gelir yani. Trafikte giderken birisi bazen şey der bile. Akıllı ol diye bağırır sana yani. Sen de aslında da evet inşallah olurum. Abi teşekkür ederim. Evet, eyvallah abi inşallah bu iyi niyetin için. Demek lazım galiba diyorum. Güzel. Teşekkür ederim. Harika bağlamalar. Hepsini bağlamış olduk böylece. Evet abi. Evet. Hayat bağladıkça güzel. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bağlamak üzere abi.